Hoş geldiniz. Bugünkü webinarımızda Aras Bey bizlerle olacak. Konumuz DevSecOps nedir, ne işe yarar, ihtiyacımız var mıdır? Webinar sonundaki anketimizi yanıtlarsanız çok memnun oluruz. Bu arada webinar kaydımızı da YouTube linki olarak mail adresimize göndermiş olacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Tuğçe Hanım. Merhaba herkese. BGA'ya öncelikle teşekkür etmek istiyorum bugünkü webinar host ettikleri için. Hüzeyfe Bey benden rica etti. Bu DevSecOps konusu hakkında sizlerle görüşebilir miyim diye. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Eğer herhangi bir şekilde sizlere bugün DevSecOps konusunda konuşacağım ve herhangi bir şekilde bir aydınlatmaya çalışabilirsem ne mutlu bana. İngilizce dedikleri gibi without further ado, bugün konumuz hakkında konuşmaya başlayalım. So DevSecOps nedir? DevSecOps aslında bahsetmeden önce DevOps'tan bahsetmenin bir yararı var diye düşünüyorum. Bundan yaklaşık 7 yıl evvel, 7-8 yıl evvel başlayan bir akımdır DevOps. Eskiden, ben dinozorlarımla oynadığım zamanlarda developerlar ve developerların yarattığı ürünleri sunan insanlar, operations'daki dediğimiz insanlar iki ayrı takımdılar. Ve developer'ın yaptığı ürün, operations'in yaptığı platformda çalışmamazlık yapıyordu, uyumsuzluk sorunları oluyordu. Ve onların hepsi birbirlerine karşı çalışıyorlardı. Bundan dediğim gibi 7-8 sene evvel DevOps dediğimiz akımı çıkarttılar ortaya. Hatta Usenext'teydi 2000 işte kaç oluyor 2016-2013 o civarlar. Ve orada Facebook ve Mozilla ilk başta DevOps'ı adapt etmeye commit etmişlerdi kendilerini. Ve herkes ilk başta bir şaşırma halindeydi. Yani nedir bu? Bu bir trend gelecek mi yoksa bu burada kalıcı bir yaşam stili mi olacak diye. Bu kadar çok tartışmanın arasında görüyoruz ki bu indeed şu anda bir standart haline gelmiş durumda. Peki bu ne işe yarar bu DevOps diye sorarsanız bilmeyenleriniz için. DevOps'ın özelliği developerlarla ve apps insanlarını beraber getirdiler. Eşit platformda ürün üretimi, yazılımı ve yönetimi ile ilgili bir filozofi. En büyük özelliği DevOps'ın hızlı bir şekilde yazılım üretilmesi ve bu yazılımların nokta atışı ve uyumlu bir şekilde test edilmiş veya edilmemiş fark etmeyecek ideolojilerin kanıtlanabileceğini sağlayacak bir ortam oluşması ile ilgili bir düşünceydi. Peki diyeceksiniz ki sıkıntı neydi de madem böyle çığır açan bir teknoloji yaratıldı bunu niye o zaman şimdi DevSecOps yapma ihtiyacı ortaya çıktı? Vallahi problem şu ki DevOps, ürün yazan yani developerlar dediğimiz yazılımcılar ve ürünü sunan insanlara çok güzel hitap eden bir filozofiydi. Fakat ortasındaki gereken güvenlikle ilgili bağ maalesef yoktu. Şöyle ki, developer'ın bir tanesi gidiyor Stack Overflow'dan veya Google'dan herhangi bir yerden bir library, o an onun işini çözecek bir library indiriyor kendi local code base'ine. Ve orada işlemini görüyor. Ondan sonra containerization Docker veya işte KVM falan bu tür platformlardan standart bir platformda apps'ın hazırladığı ve sunmaya müsait olduğu bir platformda bunu package edip veriyor. Apps da bunu alıyor. Okey, çalışıyor mu? Çalışıyor. Koyuyor direkt production. Bunun ortasındaki süreçte aslında shift left dediğimiz ideoloji, şimdi birazdan bahsedeceğim ne demek istiyoruz bu konuda, gereken AppSec teamlerinin review kısmı hiçbir zaman yoktu. Daha ziyade bir afterthought, yani bir sonradan düşünce haline geldi güvenlik, development süreçlerinde. Ki bu da şirketlere çok büyük maliyetlere sebep olmaya başladı. Çünkü niye? Yazılımcı üretiyor bir şeyi, bir library kullanıyor. Library'den atıyorum 10 ay sonra
çıkıyor ortaya ki bir hata var ve bu zafiyet dolayısıyla bir exploit'a yani bir hack durumuna sebebiyet veriyor ve ondan sonra o şirket hem mali hem maddi hem manevi her türlü durumda kendini zor bir durumda karşılaşıyor. Halbuki baştan AppSec teamleri gereken görevlerini yapabilseydi ve üretim aşamasındayken güvenliği sağlayabilseydi ne mutlu olur, onlara olurdu ve herkes güvenli ve iyi bir şekilde ürünlerini yapabilir hale gelirlerdi ve sıkıntı olmazdı. O zaman sizin de bugün benim gibi birisini dinlemenize de gerek kalmazdı. peki diyeceksiniz o zaman DevSecOps nedir? Sec gördüğünüz gibi burada da bizim bu prosedüre, bu DevOps prosedürüne güvenliği eklememizle ilgili bir akım. Shift left dediğimiz ideolojiden bahsedersek, bunun sol tarafı dediğimiz development kısmına biz bütün, yani biz dediğim DevSecOps'çılar gereken sorumluluğu ve gereken yetkiyi yazılımcılara vermeye çalışıyoruz. Niyesini sorarsanız, sizce bir kilit yükleyeceğim zaman bir sisteme bu kiliti sonradan takmak mı daha güvenli olur? Üretim aşamasında mı bu kiliti dizayn edip uygulamak daha doğru olur? Tabii ki dizayn ve üretim aşamasında, değil mi? İşte bu mantıktan biz de ilerliyoruz zaten DevSecOps'la. Ve benim gibi kişilerin özellikle bu akımda yaptıkları olay şu. Yazılımcılarla beraber otururum ve onlarla bu gördüğünüz konular üzerinde sağdaki gördüğünüz yararları oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela DevSecOps prensiplerini adapte etmemiş şirketlerle görüştüğümüz zaman ve onlarla çalıştığım zaman hep sorduğum sorulardan bir tanesi budur. Siz şu anda ne tür bir model izliyorsunuz? Çok ilginç bilirim belki bazılarınızı ama hala 2021'de Agile development prosesleri adapte etmemiş şirketler mevcut. Sadece Türkiye'de değil, global olarak. Çünkü şirketler var, adamların filozofileri bozuk değilse elleme. Bırak aynı şekilde devam etsin mantığıyla ilerledikleri için. Adamlar hala 20-30 yıllık waterfall dediğimiz yazılım patternlarını devam ettiriyorlar. Bu da nedir bildiğiniz gibi? Önden ben sana diyorum ki şunu yapmanı istiyorum. Senin bütçen de şu kadar veriyorum. Sonra 6 ay sonra hadi güle güle diyorum sana. 6 ay sonra sen geliyorsun bana yaptığını gösteriyorsun. Halbuki bunun hata payı çok yüksek. Çünkü bu arada sen benimle check-in etmiyorsun. İşte ben ürün sahibiyim ama sen gelip bana demiyorsun ki hey patron bu arada ben sana şöyle bir şey ürettim. Bak şu anda şu aşamadayız ve ben de varsayalım çok meşgulüm. 10-15 tane diğer projeyle ilgileniyorum. Gelip de kontrol edemiyorum. Dolayısıyla ne oluyor? 6 ay gibi bir süreyi harcamış oluyoruz. 6 ay süresince verilen bütçe boşa gitmiş oluyor ve ortada hiçbir şey yok. Bu sıkıntıyı zaten address etmek için DevOps çıkmıştı. Fakat şimdi DevSecOps'ta biz ne yaptık? Biz SecOps'ta security mindset'i de introduce ettik. Bu ne demektir? Basically, temelde olay şu. Riski anlamak ve riski temelde yok edebileceksek yok edebilmek, yok edemeyeceksek de bunu tanımlayıp riskin doğuracağı durumları en iyi şekilde gereken karar kişilerine izah etmek. Onun dışında eğer regülasyon varsa, mesela Türkiye'de BDDK'nın regülasyonları var, tabii KVKK var, işte sağlık sektörünün şimdi yakında getireceği belli kurallar ve standartlar var, dünya çapında adapte etmiş çalıştıkları Türkiye'de sadece. Ama global olarak da tabii ki PCI var, Saxley var, HIPAA var. Bunların hepsinin getirdiği gerekçeleri biz şimdi artık yazılım bazında standartize etmeye çalışıyoruz. Ne demek istiyoruz bununla? Mesela en basitinden Türkiye'de TC kimlik numarası, Amerika'da Social Security numarası, bunlar çok özel kişisel bilgiler, değil mi? Paylaşmamamız gereken. Ama sonuçta bazı kurumlar bunlara bazlı
data paylaşımı ve data raporlaması yapıyor. Peki, o zaman bunu nasıl biz güvenli bir şekilde tutabiliriz? Alımdan yönetime, yönetimden arşivlemeye kadar bu life cycle içerisinde biz nasıl bu datanın korunmasını sağlayabiliriz? Bu düşünceyi DevSecOps yazılımcı ve ops insanlarıyla konuşuyor. So yazılım tarafında diyor ki güvenli yazılım yazalım. Güvenli yazılım ne demek? Gidip de Stack Overflow'dan veya Google'dan bir library kafamıza göre indirmeyelim. Onun yerine gidelim. Tercihen operations sağlam, mature yani hani tabanı oturmuş, güvenli eğer tercihen audit edilmişse yani bu oturup da birisi bunu gözden geçirmişse güvenlik bazlı olarak ve raporlamışsa bunu tabii daha iyi ama maalesef açık kaynaklı kütüphanelerde pek böyle fazla bir seçeneğimiz yok. Ama olan kütüphaneler de gayet uyumlu bugünün standartlarında. Bunlardan daha sonra konuşuruz isterseniz soru cevap aşamasında. Ve bu tür düşüncelerle yazılımı güvenli bir şekilde üretmek. Amaç bu. Biz buna zaten application security olarak biliyorduk. Bizim bütün dediğimiz gibi başından beri application security development stage'inde inject etmek. Peki Aras Hocam iyi diyorsunuz da bunu nasıl yapacağız? İnanın bu gördüğünüz görsel benim en çok sevdiğim görsellerden bir tanesi. Çok komplike bir prosedür olabiliyor maalesef. Yine size biraz önce verdiğim örneği eklersem bazı şirketler dediğim gibi bırakın DevOps'a hala waterfall kısmındalar. Ve bazıları diyorlar ki mesela 30 yılı ben atlamak istiyorum, direkt buluta gitmek istiyorum. Tamam, güzel, hadi buluta gidelim. Tamam, kabul. Ama buluta yazılacak yazılımın var mı? Yo, bu lift and shift denen şey varmış. Ben bir magazinde okudum, ben onu yapmak istiyorum diyor. Aras okay, Bey. Güzel de. Buyurun. Çok özür dilerim, böldüm ama ekran paylaştıysanız şu an gözükmüyor. Onu hatırlatmak istedim. Aa, ben de, hay Allah. İyi hatırlattınız. Ben de şimdiye kadar slaytlardan gidiyorum. Teşekkürler. Kusura bakmayın böldüm. Yok estağfurullah, estağfurullah. Şöyle o zaman dur bakalım. Tamam, buradayız. Teşekkür ederim Tuşan. Dediğim gibi sonuç itibariyle sıkıntı şurada oluyor. Nereden başlayacağız? Nereye gideceğiz? Ve nerede biteceğiz? Veya nereyi daha çok iyileştireceğiz? Veya nereyi daha çok konsantre olacağız? Sıkıntı ve çoğu şirketin ihtiyacı olan tavsiye bu amaçta oluyor. Özellikle bizim gibi DevSecOps insanlarına gelen sorular arasında. Biz de ne yapıyoruz? Biz de diyoruz ki tamam, evet biz bunu kabul ediyoruz. DevSecOps sonuçta çok komplike. İlk başta yatırım olarak hem zaman hem para hem de insan olarak yatırım isteyen bir prosedür. Yani sonuçta dediğim gibi bu hani şu gördüğünüz bulunan şirketler çok. Yani birisinin database'i atıyorum Avustralya'da, birisinin Power BI data house'u atıyorum Japonya'da. Ve adam kalkıyor diyor ki ben Hindistan'daki çalışanlarımla beraber Texas'ta bir raporlama yapmak istiyorum. Ve biz bunların hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece biliyoruz ki şurada bir data var. Ve hatta bana da sample bir Excel raporu geldi mesela diyor. Biz bunu nasıl otomatize hale getirebiliriz ve nasıl bunu işe yarayan, şirkete değer katabilecek bir prosedür haline getirebiliriz diye soruyorlar. Tabii bu durumlarda bütün bu hem teknolojiyi hem insanı hem işlemi anlamak çok önemli. Bunları zaten eğer üçünü ekleyebiliyorsanız zaten DevSecOps elde ediyorsunuz. Peki bu gene çok sevdiğim slaytlarımdan bir tanesidir. Bu maalesef güncel bir slayt bu arada. Diyeceksiniz ki tamam o zaman Aras Hocam biz bunu yapalım. Biz bunu bu DevSecOps dediğiniz şeyi hoşumuza gitti. Biz bunu adapte edelim.
Bir giriyorsunuz, bakıyorsunuz ki 30-40'a yakın teknoloji var sadece bir alanda. Yani şu sol tarafta ve sağ tarafta gördüğünüz mavi ve turuncu stage'ler bizim şu DevSecOps'ın şuradaki stage'lerine tekabül ediyor. Ve siz bunların her bir bölümünü gördüğünüz değişik seçeneklerle seçim yapıp birbirine bağlamanız gerekiyor. Yani anlayacağınız, doğruyu yapmak isteseniz bile sonuç itibariyle yardıma ihtiyacınız olduğu çok çabuk bir şekilde ortaya çıkıyor. Birçok Allah'tan profesyonel mevcut bugünün ortamında. Yani profesyoneller olsun, danışmanlıklar olsun, var bunlar. Fakat aslında gene ana temelimiz nedir? Temelimiz shift left. Yani sola doğru akım. Yani derdimiz bütün yetkiyi ve değişim yapmaya gerekebilecek unsurları vermektir yazılımcılara. Peki bunu nasıl yaparız? Kolay olmasa da var. İngilizce'de çok sevdiğim bir laf vardır. There is a method to the madness diye. Var. O da şu. Gördüğünüz şu andaki standart benim şahsen kendimin uyguladığım bir plan. Peki bu nedir? En baştaki principle'ım benim simplicity. Yani basitlik. Otomatizenin ve genel olarak teknolojik çözümlerin en büyük düşmanı komplikasyondur. Siz takdir edersiniz ki aranızda yazılımcı olanlar özellikle bir insan gelip de size çok basitmiş gibi çok komplike bir istekte bulunduğu zaman nereden başlayacağım ya diye düşündüğünüz zaman bir teknoloji mimarı olarak biz nereden başlarız? En basit yerden, değil mi? En basit yer neresidir? Mesela projeyi bölüyorsunuz. Projenizi alıyorsunuz. Diyorsunuz ki okey. So varsayalım basit bir projeden başlayalım. Duvar boyama projesi. Peki nereden başlayacağım? Well, ilk başta bize fırça lazım, değil mi? Bize boya lazım. Bize bir usta lazım eğer biz yapmayacaksak o işi. Sonra bunun kaç gün olacağını öğrenmemiz lazım. Bir bütün bu arada biz bu duvarı boyuyoruz ama bu boyanın boyayacağımız yüzeyle acaba uyumluluğu doğru mu değil mi? Acaba bizden kaç yıl bu boyanın o renkte ve o kalitede durması bekleniyor? Peki bu boyayı maintenance yani devam ve tamir etme süreci nasıl olacak? Yani acaba silinebilir boya mı? Yoksa her sene üstünden bir kat geçmemiz mi gerekecek? Kaç defa bir katla geçinecek? Bu tür soruların hepsinin cevabı var. Ve çok hoşuma giden bir kısmıdır zaten mimarinin. Ben bu yüzden teknoloji mimarı diye kendimi çağırdığım zaman özellikle bu bölümünü anlatırım millete. Bizlerin görevi projeyi bir proje sahibi olarak değil, sorulması gereken bütün soruları teknik ve işlev ve kullanıcı yönünden, üç yönden de sorabilmektir. Ve bu soruların cevaplarını da yazabilmektir. Caltech'te öğrencilerime anlattığım her zaman bir şey vardır. Hiçbir zaman bir projeye bilgisayar başında başlamayın. Öncelikle gidin sevdiğiniz bar veya kafeye ve elinize alın bir parça kağıt veya bir peçete ve oturun öncelikle aklınızdaki fark edeceksiniz ki zaten sizin projenizin neredeyse yarısı başlamış oluyor. Çünkü ne yapmış oluyorsunuz? O projenizi görselleştirmiş oluyorsunuz. O projenizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Beyinden fiziksel bir ortama aktarmış oluyorsunuz. Oraya aktardıktan sonra basitleştirmek çok daha kolay. Bir insandan başka bir insana bilgi aktarımı çok aslında net ve basit bir şey diye düşünüyoruz ama değil. Benim eski hocalarımdan bir tanesi bana diyalog kurmuştu zamanında çok hoşuma giden. Derdi ki Aras iki kişi aynı anda ışık yandı kafalarında. Ama bu demek değildir ki o yanan ışık aynı renkteydi veya aynı güçteydi. Sadece tek olay ortak olan o ışığın yanmasıydı.
Ve dolayısıyla bizim görevimiz DevSecOps mimarları olarak özellikle bir de bu tür problemleri elimizden geldiği kadar dokümanlaştırıp, bunları basitleştirip, bunları standart bir hale getirmek. So, basitleştirmek dediğimiz kısım oraya geliyor. Ve inanın aslında anlattığım kadar zor değil. Yani bir insanla oturup konuştuğunuz zaman, eğer zaten yazılım insanıyla konuşuyorsanız pek fazla bir sıkıntınız olmuyor. Daha ziyade iş bazlı insanlarla konuştuğunuz zaman bazen problem yaşayabiliyorsunuz. Ama onun dışında o problemler de daha ziyade iletişimle ilgili problemler. Fakat onlar da kolaylıkla aşılabiliyor. Yani hiç kimse direkt mimar olarak başlamıyor. Öncelikle yazılımcı olarak başlıyorsun. Yazılımcıdan sonra engineer oluyorsun. Engineer'den sonra architect oluyorsun. Niye böyle bir süreç varsınız? Gerçekte söylemek gerekirse tecrübe. Ben bu işi 25 plus yıldır yapıyorum. Ve inanın ben kendime expert demiyorum. Çünkü hayat çok güzel bir oyun. Ben herkese her zaman derim. Hayat denen oyunu her zaman bir oyuncu olarak oynayabilmek ve onun vereceği heyecanı yaşamak benim tercihim. Ve ben bu yüzden bu yaptığım işimi yapıyorum. Ve severek de bu işten yapıyorum. Çünkü mesela size geliyor dediğim gibi, geçen sene oldu da, şirket çok gurur duyuyordu, Amerikalı bir şirket. 10 milyon dolar para harcamışlar. Ve mainframe, şimdi mainframe duymayanlar olabilir aranızda ama bir şöyle söyleyeyim. 70'lerde, 80'lerde IBM'lerin, Unisys'lerin o kocaman böyle hani yuvarlak böyle diskleri olan sistemler vardır. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Eskiler. Ama hala 2020 senesinde bu insanlar mainframe kullanıyorlardı ve sadece buluta gitmek istemiyorlardı. DevSecOps principle'larını adapte edilmiş mobile app kullanmak istiyorlardı bulutta. Ve ben şöyle baktım bunlara, dedim ki vay. Yani siz direkt 30-40 yılda ortadakini atlamak istiyorsunuz ve geçmek istiyorsunuz buluta. Dediler ki evet yapabilir misiniz? Dedim you know what? Niye olmasın? Çünkü bu tür adaptasyonlar, bu tür fırsatlar beni mutlu eden şeyler. Yani ben bunlar için severek yaşıyorum. Ve bu bilgimi öğrencilerimle paylaştığım zaman umudum o ki onlar da bu bilgiyi alıp onlar da ilerinin teknoloji mimarı olarak devam edecekler diye, o da ayrı bir mutluluk katıyor bana. Visibility ikinci büyük temamdır DevSecOps'ta. Biraz önceki size anlattığım waterfall modelindeki en büyük sıkıntı her zamanki gibi visibility'dir. Yani görsellik, herhalde görsellik oluyor. Sıkıntı şu, yani ben sana diyorum ki al sana para, al sana görev, hadi güle güle 6 ay sonra görüşelim. O hiçbir zaman başarılı bir şey olamaz. Benim çünkü onu gözetleyebilmem lazım. Sen benim development'imi yapıyorsan, sen benim yazılımımı yapıyorsan, ben bunun içerisinde sen neyi üretiyorsun, nasıl üretiyorsun ve benim prensiplerime, benim sistemlerime uygun bir şekilde mi üretiyorsun, bunu gözlemleyebilmem lazım. Eğer çünkü gözlemleyemediğim şeyi ben nasıl ölçeyim? Ölçemediğim şeyin ben başarılı olup olmadığını nereden bileyim? Değil mi? Sonuçta herkes birbirine bağlı, değil mi? İnsanlar boşuna böyle şeylerden uğraşmıyor. Yani sonuçta o yazılımcının da bir müdürü var. O müdür de sonuçta başka bir insana raporluyor. O da diyebilmeli ki evet biz bugün şu kadar satır kod yazdık. Aslında o çok önemli değil. Onlar teknik detay. Asıl olan o yazılımcının yazdığı çözümün şirkete kattığı değer. Gene öğrencilerimle paylaştığım bir konu vardır. IT business'ı yönetmez. Business IT'yi yönetir. Çünkü şu bir gerçektir. Eğer siz işe yardımcı olursanız ki teknoloji para yapacak hale gelsin, o zaman teknoloji yaşamaya devam eder. Dolayısıyla bizim teknolojiciler olarak birinci ana prensibimiz işimizin başarısı olmasıdır. Fakat DevSecOps özellikle düşüncesinin ana teması güvenlik bazlı olmasıdır. Çoğu yazılımcının şimdiye kadar önemsemediği ya bana ne ya bana denen
şuraya şu formülün şurasına bir sayı koyup şu düğmeye tıkladılar mı şu rapor çıksın deniyor. Gerisi benim için önemli değil. O da oturuyor ya tık 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 yazıyor 10 satır 12 satır neyse. Ama düşünmüyor ki acaba o field'da numara konulması gerekiyorken atıyorum emoji koydu veya eksi bir sayı koydu. Yani QA dediğimiz prosedürü yapıyor birisi aslında hackerlar. Ne oldu ondan sonra? Evet, niye bunu düşünmedi yazılımcı? Çünkü şimdiye kadar yazılımcılar bu konuda eğitim eksikliği de var tabii ama daha ziyade gereksizdi. Ve biz daha çok şimdiye kadar güvenlik operations kısmındaydı. Yani sağ taraftaydı. Biz sola kaydırmak dediğimizin sebebi bu. Ve bu sayede göreceliği arttırıyoruz. Visibility arttırıyoruz. Bu ikisini yaptığınız zaman zaten maturity de geliyor. Maturity'deki tabii ki dediğimiz olay da testing. Agility'nin yani agile development'ın en büyük zaten ana teması test driven development dediğimiz bir muhabbet TDD. SSDLC, Secure Software Development Lifecycle ve TDD, Test Driven Development. Bu ikisini zaten birleştirdiğiniz zaman DevSecOps'ın başka bir isminde de çıkabiliyorsunuz böylece. Peki bunlar, bu sağ taraftaki görüntümüz nedir? Ana, temel, baz, DevSecOps, cycle'ı bu sağda gördüğünüzdür. Yürüten kısım nedir? Şu gördüğünüz CI/CD pipeline. CI/CD pipeline'a fokus olan DevSecOps engineer görevi yazılımcıdan aldığı software'ı önce SAST, sonra DAST ve sonra da SCA'den geçirip yani bir nevi düşünün filtreler. 3 ayrı filtreniz var. Birazdan onlardan bahsedeceğim size öz olarak nedir onlar ama sonuç itibariyle 3 tane ayrı filtreden geçiriyor ki çok daha fazla filtre var ama ana temelde bu üçü %90 artıya kadar size yetecek bir bazdır. Bu şekilde yaptığımız zaman şu kısımda coding, planning, building, testing biz burada security'yi implement etmiş oluyoruz. Sadece o 3 ekstra filtreyle. Ve bunu otomatize ettiğiniz zaman developer'a bir yük vermiş olmuyorsunuz. Aslında yaptığınız ne oluyor? Developer kodunu yazıyor ve atıyorum GitHub'a check-in yapıyor. GitHub'a push yaptığı anda o PR geldiği zaman, pull request geldiğinde otomatik olarak bu CI/CD pipeline, continuous integration, continuous deployment'dır CI/CD açılımı. Ve bunlar da ne demek? Continuous integration sürekli olarak kodun diğer kod elementleriyle etkileşiminin testi ve continuous deployment da bu yeni build edilmiş versiyonun bir şekilde test versiyonunun deploy edilip testlere karşı cevaplandırılması. Yani düşünün ne demek istiyorum. Eskiden birisi yazılım yazıyordu sonra bir testçi geliyordu testçide oturup bir sürü testler yapıyordu. Acaba buraya eksi koysam ne olur? Aa buraya emoji koysam ne olur diye. Şimdi biz bunların hepsinin testleri falan her şeyi otomatize ettik. Ve bunları da bir de otomatik olarak bir sıraya aldık. İşte DevSecOps dediğimiz prensip bu. İnşallah bazılarınız şimdi kafada patlamaya düşüyorsunuz. Eğer bunları daha evvel duymadıysanız tabii. Peki bunları nerede yapıyorsunuz diye sorarsanız işte bu Automated Infrastructure kısmında yapıyoruz. Infrastructure as code diye bir konsept daha var. Bu da operations'ın aslında DevOps kısmının operations kısmı da bu. Biz artık o eski sistemciler, yani ben de onlardanım aslında ama serverlara alıp racklere koymak o artık o günler bitti. Şimdi her şey bulutta. Dolayısıyla ben açıyorum Terraform'umu, açıyorum eğer AWS'deysem code formation'ımı veya Azure'daysam function'larımı ve başlıyorum ben orada direkt Software Defined Networking, Software Defined Infrastructure, bunların hepsini ben kodla artık define edebiliyorum. Çünkü eskinin o fiziksel ölçümleri daha artık kalmadı gerek.
Ben diyebiliyorum ki bana şu kadar CPU var, bana şu kadar bellek var, bana şu kadar network var. Ve bunların hepsini bir paket olarak bana ver ve ben bu paketin üstüne de bir tane container'ı koyayım ve bu container'da yaşayan aplikasyonu, benim uygulamam direkt halka açık hale gelsin. Biz artık o günlerde yaşıyoruz. Sizin jenerasyonunuz bu konuda aşırı şanslı. Sizi bizim jenerasyonumuz buraya taşıdığı için ben çok mutluyum. Ve aslında teknoloji mimarı olabilmemizin sebeplerinden bir tanesi de teknolojinin getirdiği bu gelişimi takip edip desteklemeye devam edebildiğimiz içindir. Peki sonuç itibariyle DevSecOps'ı detaylı bir şekilde bakmak istersek nasıl yapıyoruz? Bunun yönetimi nedir diye soruyorum. Biraz önce dediğim gibi size bunları açıklayacağım demiştim. Her şey planlamada başlıyor. Size halde izah ettiğim gibi kağıt ve kalem. Hiçbir şekilde ben hiçbir zaman görmek istemiyorum dediğim gibi bir öğrencinin alıp da veya herhangi bir yazılımcının direkt bilgisayarın önünde kodlaması. Evet biliyorum, bazılarınız diyor ki ya ne diyor bu dinozor konuşuyor bir şeyler. Yok, ciddi söylüyorum. Çünkü insan psikolojisi çok değişen bir varlık değil. Hepimiz sonuçta insanız ve hepimizin temelde herkese uygun olan ve herkesin aynı olduğu konular var. Bunlardan bir tanesi de şuradakini gerçekleştirmek. Peki buradakini nasıl gerçekleştireceğim? Ha bazı insanlar diyor ki hayır ben yazdığım zaman keyboard'da kaybettiğim zaman daha rahatım. Olabilirsin. Ama hiçbir şey kalemin ve kağıdın sana verdiği özgürlüğü vermez. Çünkü orada bile, keyboard'un önündeyken bile sonuçta bir fiziksel limitasyondasın. O senin keyboard'un limitasyondasın. Kalem ve kağıtta öyle bir limitasyonu yok. Ha diyeceksiniz ki ama hocam kağıdın limitasyonu var. Doğru. Kağıda yazma o zaman. Git board'a tahta yaz. Hocam tahtanın da var. Tamam. Git daha büyük tahta yaz. Ama daha büyük bir keyboard'da yazmak size yarar vermez. İnşallah bu konuyu daha çok anladınız bu sayede. Planlamanın size verdiği en büyük avantaj şudur arkadaşlar. Teknik borç. Technical debt ta fi tarihinden beri bilinen meşhur bir konudur. Herkes bilir bunu. Çoğu şirket, özellikle Orta Doğu'daki şirketler her zaman daha hızlı, daha çabuk, hemen bir şey yapalım çocuklar, beraber bir şey cevap verelim çocuklar mantalitesindedir. Özellikle Hindistan tarafında POC level projelendirmeler falan önde çok güzel görünür. Dersin ki, aa ya okey, bak bu doğru yöndesin. Halbuki arka taraf tamamıyla manueldir. Birisi oradan mockingini manuel olarak yapıyor veya atıyorum düğmeye eğri basıyor falan filan. Bunu bir şekilde geri ödemek zorundasın. Bu bir teknik borçtur. Sonuçta sen orada müşterine bir şov yapıyorsun. Diyorsun ki bak böyle yapabilirim. Ama sonuçta bir şekilde sen bu verdiğin sözü tutmak zorundasın. Biz bu yüzden teknik borç diyoruz. DevSecOps prensiplerinde biz özellikle güvenlik teknik borcunu da planlanmasını istiyoruz. Ve planlanmadaki söylediğimiz konular oraya geliyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz derseniz Threat Modeling ve Security Tool Training geliyor. Threat Modeling'den kastımız nedir? Bir ürün yazılacağı zaman eskiden düşünülmezdi. Bizi kim hackleyecek? Bize kim saldıracak? Ve bize niye saldıracaklar? Threat Modeling'in ana teması budur. Bunu daha ziyade eskiden finans sektörü ve finans bazlı şirketler ve yazılımlar düşünürdü. Ama artık öyle bir hale geldi ki herkesin düşünmesi gerekiyor. Çünkü niye düşünmeyin? Diyorsunuz ki ya ne var? Ben bir tane app yazdım. Tek yaptığı web site'ı kırmızıdan maviye geçirmek. Bunun nesini ben threat modeling yapayım? Wow. Peki büyük ihtimal CSS kullanıyorsun sen bunu yapmak için. Evet. Peki bu düğmeye bastın. Bu düğme basma simülasyonunun background'da ne var? Hadi varsayalım microservices teknolojileri kullanıyorsun. Yani mikroservis mimarisi. Yani her şeyin en ufak parçalarını
indirilmiş versiyonu. Tamam, güzel. Kim demiş ben illa senin arayüzünü kullanmak zorundayım o düğmeye basmak için? Gene yazılımcıların normalde düşünmediği veya şimdiye kadar düşünmek zorunda kalmadığı konular işte bunlar. Ve biz DevSecOps'çular olarak bunu adapte etmemiz gerektiğini savunuyoruz. Sonra diyeceksiniz ki peki ama hocam ama ben oturup şimdi bir de güvenlik mi düşüneceğim? Özellikle güvenlik olarak düşünün demiyorum. Hayır. Sadece düşünün ki ben şu düğmeyi buraya koyuyorsam bu düğmeye illam ki birisi saldıracak. İllam bir şey yapın demiyorum. Bir to do koyun. Deyin ki ya buraya bir threat model bir gelsin. Şuraya bir QA'ci bir baksın. Başka bir developer arkadaş bir baksın. Power of commenting. Mükemmel bir ekleniştir software development lifecycle'da. SSCLC'de benim her zaman encourage ettiğim bütün arkadaşlarıma, bütün takımdaki insanlara verdiğim vaatler arasında hep vardır. Derim onlara ki lütfen birbirinizle iletişim kurun. Evet biliyorum çoğu yazılımcı introverttir. Yani pek fazla insanlarla konuşmayı sevmezler. Wow. Genel görünüş düşünce odur. Bence o da bir stigma ama ne diyeceksiniz siz bunun karşılığında? Birbirinizle işinizi yazılı olarak konuşun. Ve inanın bunu başarabilen takımlar her zaman başarılı takım oluyorlar. Planlamayı varsayalım bir şekilde yaptık. Başardık. O zaman geliyor ikinci adımımız. Creation. Nihayet kağıdı yazdık. Kalemle kağıt lalı bulu bitti. Şimdi ne yapacağız? Okey. Şimdi müsaade var. Şimdi başlayalım klavyede yazmaya. İyi de belki bu konuda biz yazılımcılara gene yardımcı olabiliriz. Değil mi? Mesela upper bound checking var mı o for loop'ta? Mesela regex filtering düzgün yapılmış mı? Whitelist character'lar gereken character set'ler implement edilmiş mi? Atıyorum bunun timeout value'su doğru set edilmiş mi? Bu tür düşünceleri otomatik olarak sorabilecek ve patterns artık biliyorsunuz 2021 yılında özellikle ve beyond biz artık yazılımcı olarak kod yazmıyoruz. Biz aslında olan ve güzel çalışan patternları kullanıyoruz. Ve development patternları var bir de development anti patternlar var. Yani çalıştığını bildiğiniz sistemler var ve biliyorsunuz ki bu tür bir sistem adapte edilirse bu hiçbir şekilde başarılı olmayacak. Bunları da anlayan ve uygulayabilen yazılımcılar gene zaten başarılı yazılımcılar oluyor. Peki bunlar mevcutsa o zaman biz gereken araçları yazabiliriz diyoruz. Ve işte IDE security plugin'lerden geliyor. Mesela Checkmarks'ın, Fortify'ın, Sonar Cube'un bunların hepsinin artık direkt işte IntelliJ veya Eclipse veya Visual Studio Code bunlara pluginleri var. Bu pluginler ne işe yarıyor? Siz kod yazarken size tavsiyede bulunuyor. Diyor ki ya sayın yazılımcı şuraya baktınız mı? Bakın şurada bunu string olarak define etmemişsiniz. Belki bir type strictness burada işinize yarar. Tabii bunu da hoş o plugin akıllı olduğundan dolayı bilmiyor. O da sonuçta patternlar ona yüklü olduğu için onu tanımlıyor ve diyor ki bu anti patterna doğru kaçıyor. Biz bunu toparlayalım diyor. So yazılım esnasında yazılımcıyı güçlendirelim, yazılımcıya gereken yetkiyi verelim dediğimin filozofisinin fiziksel uygulanışı gördüğünüz bu ikinci adım oluyor. Sonra geldik üçüncü adıma. Biraz önceki slide'de size söylediğim SAS, DAS, IaaS ve SCA'ya. Bunların İngilizce açılımları nedir? Static Analysis, Dynamic Analysis, Infrastructure Analysis ve Content Analysis. Peki diyoruz ki bu dört ana tema ne işe yarıyor? Güzel. Özetle şu. Programın kaynak kod halinde analizi, kaynak koddan compilation yani üretim halindeki versiyonu ve bunun kullanımıyla ilgili değişik testleri.
kana kod halindeki SAST, static analysis dediğimiz. Bakıyoruz orada, biraz önceki size bahsettiğim pattern ve anti-patternlara bakıyoruz. İşte acaba gereken yerlerde basit, mesela işte weak strings kullanılmış mı? Dediğim gibi loop'lar düzgün bir şekilde, hani infinite loop olmayacak şekilde implement edilmiş mi? Herhangi bir şekilde bir değer verilirse bir overflow yaratacak bir senaryo oluşturulmuş mu? Bu tür gözlemlerin otomatize edildiği bir prosedür. Dynamic analysis de okey, şimdi ürün dev esnasında, yani ürettiğim test esnasında yürütülüyor ve bu sırada birçok test yapıyoruz. Acaba bu arada yazılımla ilgili sıkıntılar nelerdir? İşte logların outputlarına bakılıyor, üretimin outputlarına bakılıyor, inputlara bakılıyor ve bunlarla ilgili testler yapılıyor. Infrastructure testing'de tabii bakıyorsunuz, diyorsunuz ki, veya interactive testing pardon. Peki şimdiye kadar otomatizeydi. Şimdi bir de insan elementini veya üçüncü, dördüncü parti elementleri getirelim. Mesela bir otomasyon yazıldı varsayalım ve 2-3 tane ayrı sistemle çalışıyor. Mesela Salesforce'la çalışan, Amazon'un SNS özelliğini implement eden ve atıyorum şurada da bir Kafka sistemi, bu ikisini birbirine bağlıyor. Bunların birbirine olan testlerini ise IaaS'te ve uyguluyoruz. Peki dedik ki ya, o hani ilk başta verdiğim örnek vardı ya, kütüphanelerle ilgili açık kaynaklı falan. Onların özelliğini ve onların acaba hatası olup olmadığını nereden gözlemliyoruz? Acaba bu yazılımcı o açık kaynak kodun en son versiyonunu mu kullanıyor? Peki en son versiyonunun CVSS skoru nedir? O skora göre biz bunu risk verebiliyor muyuz? Risklendiremiyor muyuz? Bunun cevabı da SCA'den geliyor. Ama gördüğünüz gibi, bakın, cycle'dan geliyoruz bu şekilde. Ve bunların hepsini artık yazılım aşamasındayız daha henüz. Daha henüz şu anda operasyona, yani ortalığa, public'e henüz bir şey vermiş değiliz yani. Ve ondan sonra geliyoruz pre-prod kısmına. Pre-prod kısmı da nedir? Production'dan bir önceki en son step. Yani artık yazılım diyor ki, ben buna yapılabilecek bütün katkıları yaptım ve artık QA'nin elinde. QA'de alıyor bunu. Chaos Monkey Input Fuzzing ve Integration Test dediğimiz muhabbetlerde alıyor ve sanki bu artık production'a gidecek halde olan versiyonu biz kullanacağız diyor. Peki bunu nasıl o zaman yapıyoruz? Bunu nerede yapıyoruz? Chaos Monkey en çok hoşuma giden şeydir. Siz hiç düşündünüz mü, bir data center'a girin, bir bilgisayar odasına girin ve rastgele önünüze gelen bir tane kabloyu just çekin duvarda. Ne olur? Evil, kabul ediyorum. Veya mesela birinin gelin, bir yazılım ofisine girin, 2-3 tane bilgisayarı tamamıyla rastgele fişlerini çekin. Ne olur? Tabii kavga etmediğiniz varsayalım yazılımcılarla veya operasyoncularla, ama Chaos Monkey'nin özetle özelliği odur. Olabilecek en kötü senaryoları simülasyon eder. Ve bu simülelerin sonucunda sizin yazdığınız çözümün ne kadar başarılı olduğunu veya olmadığını size gösterir. Şimdi diyeceksiniz ki, ya bu niye, bu Allah, böyle bir şey olabilir mi? Ama oluyor. Çünkü sonuçta gerçek hayatta da bunlar olmuyor mu? Kimse boşu boşuna canı sıkıldı diye hack olmuyor. İlla bir gereken ya ayar yapılmamış ya uygulanan güvenlik bariyerleri düşünüldüğü kadar derin implement edilmemiş. Yani birçok sebep olabiliyor. Bunları daha önceden simüle edebilirsek bizim için başarılı değil mi? Shift left. Ve nihayet geliyoruz operations kısmına. Gördüğünüz gibi operations kısmında da hani okey, tamam, development'in işi bitti. Tamam arkadaşlar, ben laptop artık kapatabilirim, eve giderim. Öyle bir şey yok. Biz burada da ne yapıyoruz? Burada da gene birçok gördüğünüz gibi otomatize sistem kullanıyoruz. signature verification, so bildiğiniz gibi her şeyin bir imzası vardır. O imzaların gerçek mi değil mi bilmiyorum, ne kadar hepiniz takip ediyorsunuzdur ama günümüz güvenlik camiasında injection attack dediğimiz muhabbetler vardır. Bunlar nedir? Başka birisinin anahtarını mesela başkasının
kilidinde sizinmiş gibi gösterebilme, öyle çevireyim. Bu tür atakları önceden önleme imkanımız var. Bunları nasıl yapıyoruz? İmza ile. İmzadan bahsimiz hoş, birisinin kağıt kalemle imzası değil. Her yazılan layer'ın bir imzası vardır. Ve developerlar bunları verdikleri zaman operasyondakiler diyebilirler ki okey, bu işte Ahmet'in saat sabahın ikisinde testlerden sonra pre-prod'daki en son versiyonuydu diye karşılaştırabiliyor otomatik olarak. Bu tür bir sistemle ilerlediğiniz zaman şurada başlayan loop'un burada da devamlılığını teyit etmiş olursunuz. Çünkü DevSecOps'ın kendisi de hack olunabiliyor. Ve bunu önlemek için bu tür adımlara gerek var. Peki diyeceksin sonra REST, Web'a, Network Monitoring bunlar nedir? Tabii ki nasıl ki biz kodda testleme yapıyoruz, aynı şekilde infrastructure yani temel ana serverlarda da bizim test yapmamız lazım. Mesela biz sadece port 80'i açtık dedik ama hakikaten sadece port 80 mi açık? Veya biz sadece dedik ki VLAN 101'de bu interface açık olsun ama hakikaten sadece VLAN 101 mi açık? Veya mesela biz dedik ki port 80'den, VLAN 101'den bu aplikasyon şu port forward'la bu konteynere geliyor. Okey, güzel. Ve ondan sonra bu aplikasyon user input alıyor ve maksimum 256 karaktere kadar kabul edebiliyor dedik. Mesela. Peki hakikaten öyle mi? İşte penetration testing kısmı da orada geliyor. Ve buradan security orchestration'a geliyoruz. SOAR dediğimiz concept daha ziyade bu response kısmında. Varsayalım bir sıkıntı yaşanıyor. Birisi bir şeyi hack etmeye çalışıyor. İşte WAF, RASP bunların hepsi devreye giriyor ve o gelen atağı işte atlatmaya ve korumaya çalışıyor. Bu süre zarfında varsayalım bir atak bir şekilde geçti, içeriye girdi. Bir gol atıldı. Veya gole çok yakın bir hamle yapıldı. SOAR'ın görevi de bildiğiniz gibi Security Orchestration Response'da Automated Response bunu otomatik olarak belli cevapları. Peki diyeceksiniz ki ne demek istiyorsunuz hocam? Yazılımda bu ne demek? En basitinden bunu otomatik olarak flaglenip developer'a hemen bir cevap olarak geri dönmesi. So SAS Desk kısmında varsayalım checkmarks kullanıldı ve checkmarks dedi ki şurada sizin kodunuzda biz medium risk veriyoruz ama varsayalım business dedi ki bu okay acceptable bir risk. Ve geldiği ta response kısmına kadar bu hatanın dan dolayı gol yenilebileceği gözlemlendi. Bunun tekrardan geriye developer'a gidebilmesi gerekiyor. İşte bu prediction kısmı ve bu zaten bunu cycle yapmamızın sebebi de bu. Bu her zaman devam eden bir cycle. Ve bu cycle'ı döndüren chartlara dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum. Monitoring ve analytics. Gözlemleme. Size biraz önce de bahsettiğim visibility. DevSecOps'ta başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlar en önemli vasıflardan bir tanesi gözlemleyebilmektir. Eğer siz yazdığınız kodu en başından en sonuna kadar her adımda gözleyebilirseniz o zaman gerçekten başarılı olmuşsunuz demektir. Bana sorun ki 25 yılında bunu bu kadar açık ve net ve başarılı bir şekilde uygulayan kaç kişi tanıyorsunuz? Maalesef kendim de dahil olmak üzere sıfır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam 50 dakika uyuyorsunuz ve diyorsunuz ki başarıyı ve sonu düşünmek ona ulaşmak kadar iyidir. Şu anda tamamıyla birebir tercüme ettiğim bir söz. Ama biz teknoloji mimarları her zaman başarıya doğru gitmeyi vaat ederiz. Hiçbir zaman başarıyı elde ederiz diye garanti vermiyoruz. Ve maalesef unutmayın ki biraz önce size demiştim. Business teknolojiyi ilerletiyor. Bazen business karar verebilir ki bizim şu anda şu level'da para yatıracak kaynağımız yok. Siz ne yapacaksınız o durumda? Tabii siz de ona göre kendinizi adapte edeceksiniz.
Ha, bunun her stage'ini düzgün implement eden hiç mi bir yer yok hocam diyorsunuz? Diyor, var. Netflix var, Facebook var, Google var. Onlar özellikle bu DevSecOps cycle'ını çok strict bir şekilde ilerletiyorlar. Fakat onlardaki sıkıntı da şu. Her birinin kendi başına hakkını vermek diye bakarsanız maalesef hiçbir o konuda tam başarılı değil. Kendileri de bunu kabul ederler. Ve o yüzden siz gelecek öğrenciler, siz gelecek yazılımcılar, sizlere ihtiyacımız var. Sizlerin bize bu prosedürü daha güçlü, daha iyi ve daha kolay ve daha adaptabile edilebilecek versiyonlarına ihtiyaçlarımız var. İnşallah başınızı çok fazla şişirmedim diyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan Tuğçe Hanım'a ve soru cevap kısmına geçeyim istiyorum. Ah, Q&A geliyor. Hocam kariyer yollarından bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Bir DevSecOps'çu olmak için öncelikle en azından bir tane yazılım dili bilmeniz şart. Eğer hiç yazılımla bir alakanız olmamış ise ilk başlangıç dili olarak her zaman ben Python'ı tavsiye ederim. Türkçe telaffuzuyla Python diyorsunuz. Çok kolay öğrenilebilen ve adapte olunabilen bir yazılım dili. Ana tabanı İngilizce maalesef. Ama daha ziyade insanlara kolay gelen bir eğitim türünde yazıldı. O yüzden herkese tavsiyem en azından bir yazılım dili ve hiç yapmamışlarsa Python'la başlayın. Yazılımı ele geçirdiniz. Ondan sonra ne? Well, en azından bir aplikasyonun yaşam süreci nedir? Bunu öğrenmeniz ve bunu uygulamış olmanızı tavsiye ediyorum. Bu ne demek? Python'u öğrendiniz ve bir şey yazdınız. Tamam ama bu iş orada bitmedi. Sonra bunun halka sunumu var. Bu prosedür nasıl yapılıyor? Bu bir desktop app mi? Bu bir web aplikasyonu mu? Bu bir mobil app mi? Bunların hepsini ne kadar çok tecrübe eklerseniz kendinize o kadar çok yardım edebilirsiniz. O kadar çok potansiyeliniz olur ve siz de ona göre değerlenmiş olursunuz. Mesela en azından sizler burada şu anda bana sorularınızla geliyorsunuz. Ben de merakla bekliyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Sonuç itibariyle hiçbir şey bilmeyen bir yazılımcıyla 10 yıllık bir yazılımcının arasında yazılım bazında baktığınız zaman hiçbir fark yoktur. Yazılım anlayışı konusunda. Aradaki fark şu, o tecrübe. Yani 10 yıllık yazılımcının yeni çıkan okuldan yazılımcıyla arasındaki fark o 10 yıllık biliyor ki ha ya ben şuradan şimdi bir şu pattern'lardan bahsetmiştim ya. O hangi pattern'ların nerede başarılı olacağını ve bunun business translation yani işe nasıl yararlı olacağı kısmını çözmüş oluyorlar. Veya hiç olmazsa o konuda fikir sahibi oluyorlar. İşte o başarı sizi bir o kadar öne katıyor. Güvenlik kısmına da gelince yani evet siber güvenlik eğitimi ve siber güvenlik anlayışı önemli. Şey, bazı sektörlerde isim veremiyorum NDA'lerden dolayı ama diyelim ki finans sektöründe ve Türkiye'de değil inanıyorlar ki antivirüs yüklerlerse bunlar siber güvenliği halletmiş oluyorlar. O düşünceden hiç olmasa bir adım ileride olunmasını tavsiye ediyorum. Yani şaka bir yana niye bizim yazılım konusunda zafiyetlere önem vermemiz gerektiğini anlayacak kadar bir güvenliği anlayışı oluşması gerekiyor. Eğer bu üçünü ekleyebilirsiniz kendinize, o zaman zaten DevSecOps'a isteseniz de istemeseniz de girmiş oluyorsunuz. Ha, ama şöyle bir algı var, benim hiç sevmediğim. CI/CD pipeline'ı yazabilen adama direkt DevSecOps Engineer diyorlar. Bu tamamıyla yanlış bir şey.
Ben buna karşıyım ve bunu da her yaptığım panelde, webinarda da hep söylüyorum. Çünkü sonuçta CI/CD pipeline dediğiniz bir YAML dosyası arkadaşlar. Yani bir text dosyası. Ve orada siz stage'ler, yani evreler belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki şu evrede şu kod çalıştın, şu evrede şu kod çalıştın. Ve şu kodun, şu otomasyonun görevi testing, şu otomasyonun görevi gereken evreleri üretmek falan. Yani bu şey değil, hani roket bilimi değil İngilizce'de dediğimiz gibi. Dolayısıyla kalkıp da bunu ben CI/CD engineering yaptım diye ben DevSecOps'çıyım, böyle bir şey yok. Ha ama DevSecOps'u ben hayatımda kullanıyorum diyebilmek için CI/CD kullanmanız gerekli mi? %100 evet. Çünkü biraz önce de size slide'da da bahsettiğim gibi çok test bazlı ilerliyoruz. Çünkü sonuçta bir, hackerların da yaptığı ne, sizin de yaptığınız ne? Beyaz tarafın ve siyah tarafın. Test, test, test. Eğer bana derseniz ki hocam nasıl oluyor da DevSecOps mimar oldunuz? Dediğim gibi 25 yıllık bir kariyerim var. Ve ben 25 yıl öncesinde ister inanın ister inanmayın üniversitede öğrenciyken kablo yapmakla başladım. Network kabloları bir kimya departmanında. Ve oradan başlayan kariyerimle bugünkü şu anda AON'da Lead DevSecOps Architect'im. Ha peki hocam nasıl atladınız? Bu gelişimleri nereden takip ettiniz derseniz koku önemli. Teknoloji kokusu diyeyim ben size. Her zaman yeni trendlerden, yeni akımlardan haberdar olun. Benim mesela çok üzen şeylerden bir tanesi şudur. Derler ki ya tamam ben bunu öğrendim, ben bunu çözdüm. Daha artık benim bir şey öğrenmeme, ilerlememe gerek yok. Ben bu konuda rahatım, oturdum, ben şimdi buradan paramı yaparım. Okey eyvallah, doğru bir yaşam sağlayabilirsin. Ama senin teknolojiye artık bir faydan, bir etkin var mı? Yok. Benim şahsi görev demeyeyim de isteklerimden bir tanesi şudur. Ben hep isterim ki teknoloji ilerlesin, teknoloji insanlığa yardımcı olsun ve daha önemlisi gelen gençlerimiz, gelen yeni enerjiler bize görmediğimiz bakış açılarını getirsinler. Eğer bu mindsetle, bu bakışta ilerlerseniz o zaman zaten kariyeriniz ona göre şekilleniyor. Hocam peki bu dedikleriniz çok şey soyut, biraz daha somutlaştırır mısınız? Öncelikle sysadmin, operations'dan başlayın derim. Operations'dayken ama development bazlı operations yapın. Yani mesela Ansible Playbook veya Salt Playbook veya Puppet Playbook. Bunları hani infrastructure as code anlayışını implement edin. Ve onları yaparken zaten development mindset'ini geliştirdiğinizde fark edeceksiniz ki birdenbire kendinizi DevOps'çı olmuşsunuz. DevOps'çı olduktan sonra zaten ışıkla aranıyor hale geliyorsunuz. Çok size talep gelecek. Birkaç yılda DevOps Engineering yaptıktan sonra bu sefer güvenlik bazlı işlemler yapın. Mesela bazı arkadaşlarım var, Infrastructure as Code'u Security bazlı kullandılar. Checkpoint'un Cloud Deployment'ını ben gururla söylüyorum, Can'la beraber yaptık. Amazon'da deployment'ını. Siz şu anda Checkpoint 360'yi deploy etmek istediğiniz zaman o background'da yapılan işlemlerin yazılımında benim de payım var. Mesela bu tür bir şey yapabilirsiniz. Ama bunun tabii Türk versiyonu veya kendi versiyonunuz. Böyle tecrübeler kazandıkça zaten fark edeceksiniz ki kendiniz DevSecOps mindsetini adapte etmişsiniz. Adapte ettikten sonra da zaten ilerliyorsunuz. İnşallah o soruyu cevapladım. Derslerden atılıyor ama bu kanalların daha önceden okuyamıştım. Gerekli bir şey fazla yok. Çok sevdim bu soruyu. Arkadaşımız soruyor ki plan, geliştirme, uygulama, izleme, düzeltme esasen proje yaşam döngüsü adıyla özellikle mühendislik bölümlerinde bazı derslerde anlatılmasına rağmen bu kavramların daha önceden orta öğrenim aşamasında anlatılması gerekli. Bu düşünme tarzına yerleştim. Bu konuda bir gelişme var mı? Size diyebilirim.
Şahsen kendim Virginia Cyber Range'in co-founder'ıyım. Virginia Cyber Range'in kurulum sebebi de bu sorunun cevabıydı aslında. 2016 yılında Amerika'da Obama zamanında bir kaynak yaratıldı, federal kaynak. Dediler ki özellikle siber güvenlik ve yazılım konularında ortaokul, pardon ilkokul, hatta kindergarten, ya K-12 oluyor işte, kindergarten'dan başlayacak şekilde bu eğitimlerin ve bu konseptlerin başlanması için gereken sistemlerin kurulumu kaynağı yaratıldı. Bizler de Virginia Cyber Range'i o kaynaktan yararlanarak kurduk. O süre içerisinde ben şu anda biliyorum mesela ana sınıflarına forensics, yani adli bilişim oyunları yazıldığını. Yani biliyorum ki Amerika'da bunlar mevcut. Türkiye'de var mı diye soruyorsanız maalesef henüz o konuda bir bilgim yok. Ama gene bugünün hostu Mükemmel İnsanlar BGA Güvenlik bu konuda Türkiye'de çok başarılı bir organizasyon. Onlara ben sizin sorunuzu iletirim. Yakında cevaplandırırlar diye tahmin ediyorum. Diyelim ki işleyen bir DevOps pipeline var. DevSecOps'ı çevirmek için nereden başlanmalı? Oo, güzel soru. Şöyle cevaplayayım ben onu. DevOps'daki en büyük missing kısım 3. adım, 7. adım, 8. adım. Ama bunlara başlanmadan önce ilk yapılması gereken 1. adım. So, bu soruyu soran arkadaşımıza benim tavsiyem öncelikle teknik güvenlik borçlarını dokümanlandırmaları. Oradan başlayayım. Oradan başladıktan sonra zaten öğreniyorsunuz. Diyorsunuz ki ha, bizim SAS, SCA, RAS, UEBA, bunlardan bir şeyler eklememiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım diye kendi kendini cevaplandırıyor. MIT'deyken Dr. Stonebreaker benim hocam, adam SQL dilinin yaratıcısıdır. Söylediği bir laf vardı. Derdi ki ben hiçbir zaman 70'lerde icat etmiş T-SQL'u. Adam diyordu ki ben hiçbir zaman tahmin etmiyorum T-SQL'un bugünkü kullanılacak hale gelindiğini. Sadece kendime o zamanlar sorduğum soru structured bir şekilde datayı nasıl kullanabiliriz? Bu düşünceyi siz de güvenlik alanında yaparsanız o zaman o cevabınızı ulaşmış oluyorsunuz. İnşallah o soruyu da o şekilde cevaplandırdım. Bakalım başka bir şu anda soru veya chat'te bir şey görmüyorum. Eğer başka bir şey yoksa Tuğçe Hanım, bir saatimizi doldurduk diye tahmin ediyorum. Evet, doldurduk. Başka soru yok sanırım. Biz çok teşekkür ederiz değerli vaktiniz için, değerli bilgileriniz bizimle paylaştığınız için. Estağfurullah. Teşekkür ederim. İnşallah bir şekilde yardımcı olabildim ve çok teşekkür ederim bugünkü fırsat için. Biz çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler. İyi günler.